Değerli izleyenlerimiz, öncelikle hoş geldiniz. Herkese selamun aleyküm. Videoya geçmeden önce bir beğeni bırakmanızı ve nokta dahi olsa yorum yapmanızı rica ediyorum. Sizi daha fazla bekletmeden konumuza geçelim. Türkiye, yerli ve milli üretime ağırlık verip Türk savunma sanayide birçok projeyle karşımıza çıkıyor. Bu durum sadece Türk ordusunu güçlendirmekle kalmadığı gibi, başta dost ve müttefik ülkeler olmak üzere bu sistemlerin ihracatı da gerçekleştiriliyor. Türk savunma sanayinin yıldız firmalarından olan Türk Havacılık ve Uzay Sanayi TUSAŞ, ürettiği ve üreteceği sistemlerle dikkatleri üzerine çekiyor. Anka 3'ten Atık 2'ye, Milli Muharip Uçak Kağan'dan Hürjet'e kadar birçok projeyle Türk ordusuna büyük güç sunmaya hazırlanan TUSAŞ, Milli Muharip Uçak ve Anka 3 için çok kritik bir sistem geliştiriyor. Bildiğiniz gibi TUSAŞ'ın ürettiği Hedef Uçak Şimşek sistemi var. Ve bu sistemin abisi de diyebileceğimiz bir sistem geliyor. Adı ise Süper Şimşek. Süper Şimşek'e gelmeden önce Şimşek'i anlatmak istiyorum. Çünkü Şimşek'ten elde edilen deneyim ve tecrübe sayesinde bu sistem geliştiriliyor. TUSAŞ Şimşek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından 2009-2012 yılları arasında Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için tasarlanan, geliştirilen, inşa edilen, turbojet ile çalışan, radyo kontrollü, yüksek hızlı hedef insansız hava aracı, kamikaze drone ve havadan karaya füzedir. Şimşek, havadan havaya, karadan havaya, uçak savar topçu ve füze sistemlerinin izleme ve atış eğitimleri için düşman uçak ve füzelerini simüle etmektedir. Ve Ekim 2021 yılında kamuoyuna sunulan varyantıyla karadan kalkarak karadan karaya, karadan satığa hedefleri vurabilme yeteneği kazandırılmıştır. TUSAŞ Şimşek, adını doğa olayı olan Şimşek'ten almıştır. 22 Ekim 2021'de hedef insansız hava aracı olan Şimşek, katapult sistemiyle fırlatılabilen karadan karaya füzeye dönüştürüldü ve ilk karadan karaya testini hedefi başarıyla vurarak gerçekleştirdi. Dönemin Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Vurulmaktan sıkılan hedef uçağımız Şimşek artık vurmaya karar verdi. Şimşek, GPS güdümlü otonom uçarak uzun mesafelerdeki hedefleri vuran füze haline geldi." Mesafesini söylemiyormuş. "Tebrikler TUSAŞ, tebrikler Roketsan" ifadelerine yer vererek projeyi test videosu ile duyurdu. Şimşek füzesinin havadan karaya varyantı daha önce TUSAŞ Anka'ya entegre edilmiş biçimde görüntülenmişti. Füzenin havadan karaya varyantının da geliştirilmesi beklenmektedir. Şimdi gelelim videomuzun konusuna. Süper Şimşek, adını bir doğa olayı olan Şimşek'ten alan TUSAŞ Şimşek'in farklı görevler için geliştirilmiş bir modelidir. Süper Şimşek, Türk Havacılık ve Uzay Sanayi AŞ tarafından Türk Silahlı Kuvvetleri'nin ihtiyaçları için tasarlanan, geliştirilen, inşa edilen hedef insansız hava aracı, havadan karaya füzesi ve havadan havaya füzedir. 35 kilograma kadar harp başlığı taşıyabilme özelliğine sahip Süper Şimşek'in elektronik harp, elektronik destek ve elektronik taarruz görevleri dahil tam 11 farklı görevde kullanılması planlanıyor. Aynı zamanda Kaan Milli Muharip Uçağı ve Anka 3 MIYUS ile birlikte kol uçuşu yapabilme yeteneğine sahip olacağı belirtiliyor. Süper Şimşek, hava savunma sistemleri gibi kritik hedeflere karşı adeta bir seyir füzesi gibi de kullanılabilecek. Süper Şimşek'in 08-09 Mach hızlara çıkacağı ve aracın 700 kilometrenin üzerinde menzile ulaşacağı öngörülüyor. Sistemin özelliklerinden bile ne kadar kritik bir sistem olacağı aşikar. Şimdi gelelim Süper Şimşek'i kullanacak sistemleri anlatmaya. TUSAŞ Anka 3, Türk savunma sanayi şirketi TUSAŞ tarafından tasarım ve geliştirme çalışmaları devam edilen, turbofan motorlu, gövde içinde silah sistemleri barındıran, yüksek yük taşıma kapasiteli, radarda görünmez, kuyruksuz bir insansız savaş uçağı projesidir. TUSAŞ Kaan, proje adıyla Milli Muharip Uçak, TUSAŞ tarafından geliştirilen ve Türkiye'nin 2020'li yılların sonunda seri üretim aşamasına getirmeyi planladığı çift motorlu, düşük gönüllülük, sensör füzyonu, havadan hava ve havadan yere hakimiyetlerde üstün özellikleri bulunan 5. nesil jet muharip uçak projesidir. 2023 yılında ilk uçuşunu gerçekleştirmesi hedeflenmektedir. Milli Muharip Uçağın ilk etapta Türk Hava Kuvvetleri envanterinde bulunan F-4 ve F-16 uçaklarının yerini alması ve daha sonrasında ise yabancı ülkelere ihraç edilmesi beklenmektedir. Milli Muharip Uçağın tasarımı, Türkiye'nin de ortağı olduğu F-35 projesinin hava ve muharebesindeki zayıflıklarını telafi etmeye yönelik başlamıştır. Fakat Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemi almasından sonra başlayan yaptırım süreci,
üretici konumda olan Türkiye'nin F-35 programından resmen çıkarılmasıyla sonuçlanmış ve Milli Muharip Uçak, Türkiye'nin devam eden yegane 5. nesil savaş uçağı projesi haline gelmiştir. Prototipin taksi yapma ve yerde çalışma testleri 17 Mart 2023'teki tanıtımda resmen başladı. Resmi olarak 1 Mayıs 2023 tarihinde Kaan adını almıştır. Milli Muharip Uçağın ilk parçası 4 Kasım 2021 tarihinde üretildi. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, Milli Muharip Uçağımızın ilk parça üretimini gerçekleştirdik. Ülkemizin beka projesi için attığımız her adım bizim için çok anlamlı, çok kıymetli. Heyecanla, gayretle çalışarak aynı yolda yürüdüğümüz tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum ifadelerinde bulundu. Milli Muharip Uçağın 4 Kasım 2021'de başlayan parça üretimi 1 sene boyunca devam etmiş, üretilen parçalar birleştirilmiş ve uçak 23 Kasım 2022 tarihinde son montaj hattına girmiştir. Milli Muharip Uçağın prototipinin gerçek görüntüleri de yine bu tarihte kamuoyu ve basın organları ile ilk kez paylaşılmıştır. Aralık 2022'de uçak kendi tekerlekleri üzerine alınmış, kanopisi ve motorları takılmıştır. 16 Mart 2023 tarihinde Milli Muharip Uçak üretimin tamamlanmasının ardından testler için hangardan çıkartıldı. Motor çalıştıran uçak bir süre pistte ilerleyerek ilk taksi testini gerçekleştirmiş oldu. TUSAŞ Genel Müdürü Temel Kotil, 2019 Paris Havacılık Fuarı'nda yaptığı açıklamada Milli Muharip Uçak prototiplerinde test aşamasında her biri 29.000 LBS etki üreten 2 adet genel elektrik F110G129 turbofan motorunun kullanılacağını açıkladı. Bu motorlar hali hazırda F-16'larda kullanılmaktadır. Ayrıca boyutu F-110'dan daha büyük olan yerli motorun da geliştirme çalışmalarının devam ettiği açıklanmıştır. Motorun uçağın entegresinde gerekli olan 7 metre uzunluğundaki bir güçlendirilmiş titanyum parçasının üretiminde 3 boyutlu titanyum yazıcı teknolojisi kullanılacaktır. Haziran 2022 itibarıyla prototip uçaklarda kullanılacak olan F-110 motorları Türkiye'ye teslim edilmiştir diyelim ve videomuzu sonlandıralım. Evet değerli izleyenlerimiz, videomuzun sonuna geldik. Türk savunma sanayi ürünlerini anlattığımız kanalımızda bizlere verdiğiniz destekler için çok teşekkür ederiz. Türk savunma sanayi şirketlerimizin yıllar süren gayretli savunma sanayi Ar-Ge faaliyetleri sayesinde bugün bu topraklarda yerli ve milli ürünler üretiyoruz. Türk savunma sanayi projelerinden ve Türk Silahlı Kuvvetleri envanterine giren yeni ürünlerden haberdar olmak için kanalımıza abone olmayı, eğer videomuzu beğendiyseniz beğenmeyi ve fikirlerinizi yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere, hoşça kalın.